Oy! O ne lan? O ne lan? Ben bu kadar tehlikeli bir ortamda otopilotta kalmamıştım. Vallahi abi arabayı Webtekno'ya emanet edince Webtekno ekibi Tesla'da. Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bugün de sizlere Ankara Ayazı'ndan sesleniyoruz. Yanımda Tesla Günlükleri YouTube kanalından Demir var ve onunla birlikte şu 2017 model Tesla'yı inceleyeceğiz. Hiç fazla uzatmadan direkt bir arabanın içine girmek istiyoruz. Başlayalım o zaman, aynen. Allah! O ne abi? Şimdi Demir, sağımızda solumuzda yaklaşan arabalar sarı sarı yanıyorlar. Arabanın etrafındaki ultrasonik sensörler, radarlar ve kameralar sayesinde şu an tamamen her yeri görüyor ve otopilotta bu sayede zaten. Abi öndeki arabaların hareketini çiziyor ekrana. Şu an otopilottayız. Şu an hızını öndeki arabaya göre ayarlıyor. Tabii ki dikkatini ölçmek için sürekli direksiyona dokunmanı istiyor. 1 dakika, 2 dakikada bir. Aynen. Geçti sarıda. Ha sen mi geçtin? O yandaki BMW'nin içine çok bakmayın. İçerisinin gözükmediğini düşünüyor ama abi gözüküyor ve burnunu karıştırıyor. Ciddi mi diyorsun? Ben bakarım abi o zaman. Ben de bakıyorum. Cam abi. Filmi var ama ben göremiyorum. Ben de şimdi göremiyorum. Gözüküyor çok cam filmi var. Dikkatli baktığım zaman. Cam filmi var ayağına o istediğini yapıyor. Şöyle yapayım mı? Ne? Şu anki yoldan geçen sürekli Tesla'lardan bilgi alarak bu yoldan daha iyi nasıl geçebilirim? Bir insan nasıl geçiyor? Bilgisayar olarak ben nasıl geçiyorum? Kıyaslamasını yaparak sürekli cloud'da, database'de güncelleyerek hangi yolda olduğuna göre sürekli güncelliyor ve iyileştiriyor. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Vay! O ne lan? Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Bayağı yapıştım abi. Az ben tırstım abi. Bilince az önce. Şimdi abi otopark modunda önce park yerini tespit ediyor otomatik park modunda. Ben de ilk defa deniyorum açıkçası. Hadi Allah bakalım. Start diyelim bakalım ne olacak. Sol tarafa yaklaşmasını kontrol etti. İleri alma. İleri mi alacak? İneceğim ama biraz ayaklarım diyelim ki direksiyona çarp. P'yi aldığın an. Senin ayarladığın şekilde direksiyonu yukarı alıyor, koltuğu aşağı iniyor. Sen farklı şekilde de ayarlayabilirsin. Ya Demir, biraz tuhaf olacak ama bir tur versene abi. Olur abi. Webtekno ekibi Tesla'da. Ayağını gazdan çektiğin anda fren yapıyor. Jeneratif fren yapıyor daha doğrusu. Evet, şuraya girdim ben ama burası nedir acaba? Öyle bir yer. Öyle bir yola girdik. Otopilotu alman için önce sana tarif edeyim bir. Ona bir kere bastığında adaptif kruzu açar. Soldaki mavi yanar 80'deki. Bir kere daha bastığında direksiyon yanar ve direkt otopilotu tamamen geçmiş olursun. Bir kere bastım. Bir kere bas, şimdi şu an 80'desin. Öndeki arabaya göre yavaşlıyor. Tamam. Bir kere daha bas, bir daha bas. Şöyle hafif basılı tutar gibi ol. Şimdi birazdan algılayacak abi. Şeridini ortala. Bir kere daha bas. Kendine doğru çek kulpu. Yok. Kendime doğru çektim. Aynen. Bir daha çek. Bir daha. Basılı tut biraz. Yok, tam bir sebepten ötürü otopilota geçmiyor şu an. Bas bir daha. Dur abi. Geçti ama frene bas. Frene basıyorsun. Abi ne yapayım, bizde alışkanlık var. Aynen, frene basmayacaksın abi. Frene hiç elleme. O an frene basasım geliyor. Aynen. Yani. Frene basmak ve direksiyonu senin kontrolüne alman otopilotu iptal eden iki şey. Tamamdır abi. Şu an kruzdesin. Evet. Hem hız sabitleyicin açık hem de direksiyon da bilgisayarın elinde. Sanırım bir mesafe kodlamışlar abi buna. Aynen, onu ayarlayabiliyorsun hatta. 7 seviye olarak öyle çok mi? Yakın takip et ve uzak takip et şeklinde ayarlayabiliyorsun. Ben buna navigasyondan bir rota girsem beni oraya kadar götürecek mi yani? Yok işte, o normalde yapılabilecek durumda ama onu hiçbir şekilde Tesla açmıyor şu an. Ha şu an açık değil. Tut komple direksiyonu. Geçti. Evet, bu da güvenlikle ilgili bir şeydi. Şu noktayı çizdi arkadaşlar. Şu hızımız. Şu da sabit otopilot. Şeridi de gösteriyor. Evet, şu an direksiyon hareket ettirmesi lazım. Gördüğünüz gibi. Abi şu an mesela sakince fren yapıyor arkadaşlar araba. Benim ayaklarım şu an boşta, şöyle göstereyim size. Otopilottan çıkarmak için kendine çekmiştin ya, ileri it bir kere. Şu an araba bende. Gaza basmayınca fren yapıyor. Alışkanlıktan aynaya bakıyorum ama aslında burada ekran var arkadaşlar. Ona da bakabilirim yani. Şimdi hızı verdik. Maksimum 50, muhtemelen radara göre ayarladım. Peki ben bu 50'nin üstüne çıkamıyor muyum yani? Şu an çıkamazsın. Şehir içindesin çünkü. Otopilota bırakacaksanız şeritlerin olmasına dikkat etmeniz lazım. Ben tekrar bırakmak istiyorum. Mesela bak önüne atlayacaklar. Evet, önümüze servis atladı ve ekstra sağlam bir fren geldi. Ben de ona selektör yaptım. Ben bu kadar tehlikeli bir ortamda otopilotta kalmamıştım. Vallahi abi arabayı Webtekno'ya emanet edince. Allah'a emanet. Aynen, baktım servis çıkacak gibi. Eyt falan. Yeşil yandı şu an.
Neler abi var bunda farklı olarak? Müzik var. Direkt arabanın kendi Spotify hesabı bile var hatta. Sana verdiği ücretsiz. Aynen. Abi şu tuning de muhtemelen podcastleri topluyor. Çeşitli radyo frekansları vesaire vesaire gösteriyor. Abi iOS mi bu? Abi benziyor değil mi? Aynen. Abi değil. Şu arabayla ilgili bir şey mi abi? Bu aynen abi. Consumption ve trip ekranı. Sana ne kadar bataryan, ne kadar şarjın kaldığında oraya gideceğini öngörüyor. 100 kilometrede 5 litre tüketiyor falan denir ya. Bunlara tüketim bas saat bölü kilometre. Demir bir web teknoya girmeyeyim mi ya? Abi gir ya. Arkadaşlar şu an 2017 model 420 beygirlik Tesla Model S'de virgüllü. Virgülle teknoya girmeye çalışıyoruz. Aynen. Normalde Tesla resmi olarak var olduğu ülkelerde kendi sınırsız sim kart üzerinden internet hizmetini veriyor. Dolayısıyla bütün bunlar bedava ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Fakat Türkiye'de Tesla olmadığı için biz kendi operatör sim kartımızı taktık. Bu arabamızla ilgili bir bölüm. Evet, havalı süspansiyon var araçta. Alçaltma yükseltme var. Şu Agile Speed ilginç. Saatte 105 km hızı geçtikten sonra arabayı low'a al diyorsun. Dolayısıyla aerodinamiği iyi oluyor arabanın. Sürtünme azalıyor. Daha rahat hızlanıyor. Regenerative fren dediği şey elektrikli arabalarda gazdan ayağımızı çektiğimiz zaman bataryaya ekstra elektrik gönderiyor. Dolayısıyla bu arabada fren neredeyse hiç kullanmıyorsunuz. Traction control arabanın patinaj atarak dahi olsa kalkmasını sağlıyor. Cold weather direksiyon ısıtma. Koltuklarda en son ne yaptın? Ne kadar harcadın? Şu Vigil Power. Bu arabayı tamamen kapatmak için. Servis ayarı gibi bir şey. Hani komple elektriği kesme gibi eyvallah. Bir şey. Eyvallah. Lights bölümünde şu ambient, şu işte kapı kollarının altında yanan bu high beam'de herhalde farlarım ayarlı. Uzunları karşıdaki arabanın gelip gelmemesine göre otomatik uzunları kapatıp kapatmaması. Abi gibi. Harika bir şey ya. Yani belki şu bilgini çeker. Biovip Weapon Defense Mode diye bir olay var. Şu an bizi kimyasal saldırılardan yani, koruyor. Aynen HEPA filtrelerle falan böyle bir nükleer saldırıdan dahi koruyabilecek güçte bir filtreleme sistemine geçiyor. Otostir dediğimiz direksiyonun da bilgisayarın yönetmesi. Summon denilen olay arabaya hiç binmeden uygulamayla ileri alıp geri alma. Hani dar bir arka girip çıkmada yardım etsin diye. Speed asistanı da işte. O bildiğin hız limit bu yer. Bu ne abi? Önde ani bir araba yavaşlarsa mesela sen de fark etmezsen senin yerine güvenlik önlemi olarak hemen duruyor. Çok iyiymiş abi. Abi buralar zaten Mercedes'le ortak. Bu arada konta kaldı seni götürüyor öne. Aynen öyle. Vites kolu, selektör, silecek. Bunun altında şöyle otopilot fonksiyonları var. Zaten her açtığınızda otom normal olarak dışarı geliyor. Evet. Ama tekrar hareket ettiğinizde, bindiğiniz arabayı kullanmaya başladıktan sonra bu kapı kulpları tekrar içeri giriyor. Bunun da sebebi aerodinamiği bozmamak için. Sen bu arabayı ne kadara aldın? Bir de bildiğim kadarıyla Hollanda'dan getirtiliyor. Bunlar getirtme süreci nasıl oldu? Vergi, mergi nedir abi bu işler? Aracın fiyatı Tesla.com'da sipariş veriyorsunuz konfiguratörden aracı. Onun fiyatının üzerine artı %30 koyduğunuzda zaten Türkiye fiyatını buluyordunuz. Navlun, ÖTV, KDV, gümrük ve TSE tarzı vergiler. Normalde %160'lara kadar, %110'lara kadar alınan yüksek ÖTV'ler yerine sadece %3, 7 ve 15 olmak üzere çok düşük ÖTV'ler var. Elektrikli arabaların hepsi Türkiye'de görece ucuz. Peki abi Hollanda'dan kaç gün içinde geldi? Bir de şeyi merak ettim ben. Şimdi Ankara'da liman yok, bir şey yok. Nasıl geldi abi bu sana? Liman olayı şurada devreye giriyor. Bu arabalar aslında Amerika'da yapılıyor. Avrupa standartlarında charger takılması için Hollanda merkezi Tilburg'a geliyor bu arabalar. Orada işte liman devreye giriyor. Amerika'dan Hollanda'ya 15 günde yaklaşık gemiyle geliyor. Fakat sonra Hollanda'dan tabii ki Türkiye'de resmi testi olmadığı için siz kendiniz bir çekici olur, tır olur o şekilde bulunduğunuz bölgeye getirtiyorsunuz. Sen bunu nerede şarj ediyorsun? Bir de şeyi çok merak ediyorum abi. Şimdi şarja taktığın yere para ödüyor musun? Elektrik olan her yer bunlar için bir şarj kaynağı sonuçta. Çünkü Tesla bataryası büyük arabalar üretiyor. Bir 220'de şarj etmek 30 saati buluyor. Bunlar AC şarjlar. DC şarj istasyonları da uzun yollarda olması gereken şeyler ve bunlar da Tesla'nın Supercharger istasyonları dahil 2 ila 1 saat arasına kadar düşüyor. Kilometrede ne kadar yakıyor bu? 70 kWh'lik bir araba olduğunu düşünürsek, şimdi adını 75 olduğuna falan bakmayın. Aslında bunlarda 70 kWh'lik batarya var. 4x7'den zaten 28 lira gibi bir şey ortaya çıkıyor. 28 lirada bu arabanın deposu doluyor. Yani bataryası doluyor diyebiliriz. Full bataryayla peki ne kadar gidiyor? 28 liraya ama karma tüketimde 300-350 kilometre gidebiliyoruz diyebiliriz. Şehir içinde 10-12 kuruş, şehir dışında da 7-8 kuruş denebilir. Yani senin dizel arabadan bir 3 misli falan daha az oluyor. 420 beygir ve 2 ton bir arabada tabi oldukça iyi. Ben şunu merak ediyorum abi. Sen arabanı gidip bir yere koyduğunda sana soru geliyor mu? Abi bunu nereden aldın? Nasıl aldın? Yanımıza bir V7 araba geldi. Hibrit araba. Merhaba. Merhaba. İlk defa görüyorum Tesla. Yakış getirmesin. Vallahi çok iyi. Web Tekno YouTube kanalında izlersiniz. Eyvallah.
Sen bunu sanayiye ustaya mı götürüyorsun? Usta ne yapıyorlar abi? Nasıl bir bakım süreci oluyor bunun? Bataryası gibi, elektrik motoru gibi şeyleri tabii ki Türkiye'de bir sanayide yaptırman imkansız. Çünkü öyle bir arabanın servisi olmadığı için anlayan kişi de yok. Dolayısıyla ciddi bir sorunda Avrupa'ya gitmen gerek. Ama basit sorunlarda tabii burada anlayan ustalar da oluyor. Bir de elektrikli arabalarda sürtünen bir parça olmadığı için, manyetik alanda bir hareket sağlandığı için dolayısıyla yıpranan bir şey de yok. Yıpranan bir şey olmadığı zaman bakıma da ihtiyaç pek olmuyor. Bu arada servis masrafı da Tesla'nın 600 euro gibi bir şey. Demir, artık son sorumuza geldik abi. Normalde benzin veya dizel yakıtlı bir arabadan elektrikli arabaya geçince hayatında sürüş keyfinde bir değişiklik oldu mu? İkincisi de şu abi, kilometre arttıkça Tesla'nın değeri düşüyor mu? Benzininden elektriğe geçtiğimizde ilk fark edeceğin şey tabii ki sessizlik olacak. Verimli motor olması, sıfırdan tork vermesinden ötürü motorun son derece performanslı olması, çevreci olması, lityumla ilgili işlemlerde orada da bir karbon salınımı mevcut o fabrikalarda. Yine içten yanmalar kadar değil. Abi arabayı kullandıkça değerin düşmesi de yine bu periyodik bakıma aslında biraz bakıyor. Dediğim gibi bu arabalar yıpranmadığı için hiçbir şekilde kilometreler geçtikçe eskimiyor da. Artık videomuzun sonuna geldik. Ayrıca arkadaşlar Demir'in YouTube kanalında aşağıda paylaştık. Ona da abone olabilirsiniz. Siz de arkadaşlar eğer videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve arabayla ilgili veya teknolojiyle ilgili merak ettiğiniz şeyleri yorum bölümünden bize sormayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Görüşürüz arkadaşlar. Ekranda duran bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen şuradaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.